Cem Seymen ben. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Burası Manisa, burası Kırkağaç, burası Ölmez Ağacı'nın diyarı. Bu toprakların belki de sahip olduğu en büyük zenginlik. Şimdi bu zeytin ağaçlarının arasında aslında Türkiye'deki zeytinciliği ve zeytinyağını konuşacağım bu hafta. Bence tarım yıllarca anlattığım gibi Türkiye'nin en önemli zenginliği, en önemli gücü, en önemli geleceğe uzanan köprüsü. Bunu zaten pandemiden sonra çok iyi anladık. Nasıl hayatımızı olumsuz etkilediğini gördüğümüzde çok daha iyi kavradık. Dolayısıyla yerde 1 lira bulsak götürüp tarım yatırımına harcamamız gerekir. Ama Türkiye'de gördüğüm, yıllardır yaptığım programlarda çıkardığım sonuç şu. Ne yazık ki genç jenerasyon, genç nesil tarımla ilgilenmiyor. Bakın zeytin Türkiye'nin en büyük namus ürünlerinden bir tanesi. Büyük bir zenginlik, büyük bir lütuf bu. 150 milyon dolarlık bir zeytinyağı ihracatımız var bizim. Bunun 1 milyar dolar neden olmadığını anlamak çok güç. Ama oysa anlamanın ve izah etmenin yolu var. Beraber değiliz, birlik değiliz, kooperatifler yok, üreticilerin birbirine desteği yok. İyi bir kampanya, planlama, ambalajlama, yurt dışına açılmak için iyi bir maalesef koordinat yok. Koordinasyon yok. Bütün bunlar bir araya gelince de Türkiye'nin maalesef İtalya'ya, İspanya'ya mağlup olduğu bir alandayız. Ama gençler her şeyi değiştirecek. Taha'yı tanıştıracağım size. Taha iyi bir eğitim aldıktan sonra ata mesleğine, baba mesleğine geri dönmüş ve burada genç jenerasyonun aklını, fikrini, enerjisini ve bana kalırsa idealizmini markalaşma uğruna harcamaya başlamış. Bütün bu enerjinin bir yere aktarılması lazım ki ortaya iyi bir Türkiye fotoğrafı çıksın. Taha hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Bizi burada ağırladığınız için öncelikle ailenizle birlikte çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Muhteşem. Yemek harikaydı. Çok sağ olun. Bizi geleneksel bir şekilde ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Senin hikayeni merak ediyorum ben. Hep söylüyorum Türkiye tarımda model ülke, örnek ülke olabilir ama gençlerin tarıma ilgisi yok. Sense İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bir plazada çalışmaktansa eğitimden sonra toprağa dönmeye ve markalaşmak için adım atmaya karar vermişsin. Cesur bir adım. Seni tebrik ediyorum. Hikayen ne? Şimdi öğrencilik hayatım boyunca hep benim bir bu markalaşma ve köyümde üretilen annemin ürettiği ürünlere hep bir özlem duydum. Tabii ki malum büyük şehirlerde bunlara ulaşması oldukça güç. Ve tabii bunun gibi ürünleri üretmek için el emeğinin çok fazla olduğu ürünler olması gerekiyor. Ne kadar kıymetli olduğunu biliyor muydun mesela? Mesela evden ayrıldığında, okula gittiğinde, üniversiteye gittiğinde, şehirde yaşamaya başladığında toprağın, ürünün, üretimin ne kadar kıymet adettiğini zaten biliyor muydun? Çok çok iyi biliyordum. Çünkü bütün yazlık, o yazdan hazırlık yaptığımız, kışın tüketeceğimiz bütün ürünlerde bütün ailenin emeği girdiği için buna. Dolayısıyla hep biz salçalarımızı yaparken de bir de biz doğrardık. Biz hazırlıklara yardım ederdik anneme. Dolayısıyla hem zaten 90 yıldır çiftçilikle geçimini sağlayan bir ailenin 4. kuşak temsilcisi olduğum için. Bir bilgi için, birikimi var ve sana aktarılıyor. Tabii ki. Düşünsene 4. kuşak olarak. Müthiş bir şey aslına bakarsan. Bu arada neden burada olduğumuzu da söyleyeyim. Ağaç gençleştirme yapılıyor. Bakın zeytin ağaçları yavaş yavaş budanıyor. Yeni sezona hazırlanıyor. Zeytin ölmez ağacı denir ya. Hani ben diyorum işte 150 milyon dolarlık zeytinyağı ihracatımız niye olsun? Yunanistan'a, İspanya'yı, İtalya'yı su içinde geçeriz biz. Buradaki zeytinin lezzetinin bir sebebi var. Havası, bu keskin soğuğu, doğası, toprağı, her şeyi. Bu zeytin ağaçları budanmasa, iyi ki yöredeki kadınlar muhteşem bir iş yapıyorlar. Yani kaç yaşında insanların çıkıp dal kesmesi kolay mı? Onun için ölmüyorlar. Onun için güçlüler. Zeytin ağacı kadar Anadolu insanının, bölge insanının güçlü olmasının sebebi bu. Ağaçlar gençleştiriliyor. Neden yapılır bu işlem Taha? Ağaçların gençleştirilmesi ve veriminin devamlılığı için yapılır budama. O yüzden yılın bu dönemlerinde işte hasatı bitirdikten sonraki işte bu Mart aylarında artık ağaçların budanması ve diğer bakımlarıyla alakalı hazırlıkların ve bu uygulamaların yapıldığı dönemdeyiz şu anda. Bu kadar verimli topraklarda anladığım kadarıyla buradaki zeytin ve zeytinyağının kalitesi de zaten çok yüksek. Bu toprakların bir nimeti doğru, bu. Doğru. Şimdi sen burada bir markalaşma çalışması yapabilir miyim diye bir gelecek hayali kurdun ve geldin. Amacın nedir senin bundan sonrası için? Maalesef benim yaşıtım, benim jenerasyonumdaki veya genç arkadaşlarımız tarımı terk ediyorlar.
ve hiç dönmek istemiyorlar. Yani ben de üniversite hayatım boyunca arkadaşlarımın hep söylediği bana ya gel işte bu normal kariyerine devam et, eğitiminle alakalı olan kariyerine devam et dediklerinde ben onları hep reddetmiştim ki çünkü ben köyde doğdum, köyde büyüdüm, köyde yaşıyorum, hala da köyde yaşıyorum ve dolayısıyla bu toprağın bu ürettiği verimin bilincindeyim, farkında olduğum için. Kadim bir bilgi bunları, var bir kez burada. Evet. Bunun farkında olduğum için hep dedim ki yani ben kariyerimi tarımda yapacağım. Ben babamın veya ailemin, atalarımın öğrendiği, bildiği şeyleri bir bayrak yarışı olarak gördüğüm için bunu ben dedim eğitimimi alacağım ve geri köyüme döndüğümde başka bir markayla, yeni bir markayla hem köyüme, kentime, çevreme, ilçeme hem de buradaki yaşayan gençlere, bizden sonraki jenerasyonlara ilham olmak istedim kesinlikle. Bu yüzden eğitimimi tamamladıktan sonra bir herhangi bir plazada çalışmaktansa gelip köyümde... Ne eğitim aldın ta? Bankacılık ve sigortacılık mezunuyum. Kendi hikayeni yaratmak üzere bir hayal kurmuşsun. Evet. Bir kez seni tebrik ediyorum ben. Teşekkür ederim. Bu önemli bir adım ama kolay bir adım değil. Gençlerin bu işe girmek istemediğinden bahsettin. Bir kez her şeyden önce maliyetler çok yüksek. Maalesef Türkiye'de birlik olma anlayışı yok. Evet. Beraber hareket etme kültürümüz olmadığı için de kooperatifleşmediği içinde markalar çıkmıyor bizden. Ama bu değişebilir şimdi bence gençler sayesinde. Ne dersin? Kesinlikle doğru dediklerinize %100 katılıyorum ve bununla birlikte bu bilincin de aslında ben kısmen oturduğunu düşünüyorum. Çünkü yine bizim köyümüzde kuzenim de özel sektörü bırakıp geldi. Kendisi gıda mühendisi zaten. Kim kimi kandırdı? O özel sektörde çalışıyordu. Ben gelmiştim zaten burada hali hazırda bir şeyler yapıyordum ama beni bu anlamda da markalaşma ve ileriye dönük planlarımız anlamında bir anlamda da o çok en büyük desteği. Adı ne? İsmi Cahit. Cahit Uslu. Cahit'in mesleği ne? Cahit de gıda mühendisi aynı gıda zamanda. Mühendisi. Bak bu çok işine yarar tabii. İşte onunla birlikte tabii ki bizim hep hayalimiz vardı. Biz köyümüze dönelim, eğitimimizi alalım, köyümüzü dönelim ve akabinde buradaki köylü teyzelerimizle, ablalarımızla ya da bizden sonraki jenerasyonla bunu toprağın bilincinde olduğumuz için onlara bir ilham olmak istediğimiz için hep biz bunun hayalini kurarak bu günlere geldik. Dolayısıyla işte ben artık döndükten sonra aile ata mesleğim olan zeytin ve zeytinyağını üretimiyle alakalı markalaşma yolunda ilerlerken o da zaten kendi özel sektördeki kariyerini bıraktı ve köyümüze döndü. Burada eski dedelerimizden kalma bir evimizin birinci katını butik üretim tesisi haline getirdi. Yazın yine köydeki teyzelerimizle birlikte gerek benim markama gerek kendi markasına birçok ürünler üretiyor hale geldi. Tabii burada biz bu işlere girerken yani nasıl pazarlayacağımızla alakalı bir çok fikir sahibi değildik açıkçası. Evet teknolojinin içinde büyüdük, teknolojiyi biliyoruz ama e-ticaretin gücünü bilmiyorduk aslında bu kadar. Dolayısıyla biz bu ürünleri hep kafamızda vardı. E-ticaretle birlikte bir şeyler yapabiliriz. Ürünlerimizi bu şekilde Türkiye'nin her yerine taşıyabiliriz diyorduk. Tabii ilk ürünlerimizi çıkardıktan sonra Trendyol'la yolumuz kesişti. İnanılmaz ama çok kısa sürede tüm Türkiye'ye Manisa'dan, buradan Kırkayış'tan ürünlerimizi gönderir olduk. Çok hızlı bir şekilde. Zeytinin kalitesi yüksek anladığım kadarıyla. Tabii ki. Bu kaliteyi tescil ettirdiniz mi siz? Farkı neymiş? Bununla alakalı olarak bir coğrafi tescil başvurumuz şu anda mevcut Kırkayış Kaymakamlığı'yla birlikte yürüttüğümüz bir proje. Yine bizim aile fertlerimizden içinde bulunanlar var projenin içinde. Bu süreç devam ediyor ama onun yanı sıra geçtiğimiz senelerde TÜBİTAK'la birlikte ortak bir proje yaptık biz. Neydi o proje? Zeytinyağının duysal karakterini çıkardık bu bölgedeki ve bizim köyümüzün bulunduğu Öveçli'nin dağlarındaki zirvesine yakın olan zeytin bahçelerimizdeki zeytinlerden 5 yıl boyunca sürekli olarak aynı tarihlerde, aynı varyetede, aynı ağaçlardan hasat edildi ve bu zeytinlerin kimyasal değerleri ve duysal değerleri bakıldı. Ve proje sonuçlanmadan o kadar çok heyecanlandılar ki American Society
dergisinde makale çıktı bununla alakalı. Yani zeytinlerin kalitesine ilişkin. Zeytinyağıyla, buradaki bu bölgedeki yetişen zeytinyağıyla alakalı bir makale yazıldı. Çünkü zeytinyağı nasıl bir şey biliyor musunuz? İyi bir zeytinyağı anlamak için bir kez azidesine bakmak lazım. Hı. Genzi yakacak. Bir de galiba içinde acılık gelecek. O müthiş rahyası da aslında bizi etkiliyor olacak. Aynen. Galiba bahsettiğin şey de tam bu. Kesinlikle. Herhalde çok şaşırdılar böyle bir zeytinyağıyla karşılaşınca. Kesinlikle. Cennet canım bu ülke bu tabii. Bu da İtalya'nın ve İspanya'nın bu en dünyaca kabul edilmiş en önemli zeytinyağı üretim merkezlerini en yakın zeytinyağının bu bölgede Manisa Kırkaş'ta ve Öveçli köyünün bu bizim yaptığımız araştırmayla birlikte burada olduğu harika bir şey. Hadi ya oldu. Burayı marka yapın işte. Sizin gibi gençler sayesinde en olacak. Birileri el atacak tabii ki. Kırkaç'ı dünyanın tanıdığı bir marka haline getir. Yani gecikmeyin. Gerçekten yapın bunu. İşte bununla alakalı artık şimdi tabii ki hep yapılan çalışmaları da zaten hem gerek tescil anlamında gerekse tüketicinin bilinçlendirilmesi anlamında gerekli her şeyi yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. İşte bununla birlikte tabii ki sosyal medyaları ya dijital da... Dijital devrim çok önemli. Yolunuzu açtı yani. Bir kez size ulaşmak isteyenler dijitalden ulaşacaklar. Harika bir şey. Herkes buraya gelip de sizi keşfedemez. Ama siz kendinizi iyi anlatabilirseniz sosyal medya aracılığıyla muazzam bir başarının yolu açılabilir. Ben bundan belki 5 yıl önce büyük markalarla işte Türkiye'nin önde gelen zeytinyağı markalarıyla yarışmayı hayal edemezdim belki. Ama bugün geldiğimiz konumda bu e-ticaretle birlikte, bu bize sağladığı fırsat eşitliğiyle birlikte onlarla rekabet ediyor hale geliyorum aslında. İyi bu ki benim için. Köyüme geri dönmüşüm diyor musun? Kesinlikle diyorum. Senin çok galiba bir sloganın varmış. Baban Ahmet amca, pardon Ahmet abi söylemişti. Evet. Yani biz hep bu yola işte aslında beni buna inandıran tek şey de bir köy gülerse Türkiye güler dedim ben hep. Bu köyü ben bugün güldürürsem bu köyle birlikte inşallah tüm Türkiye'yi de güldürüyor olacağız yani hepimiz çünkü tarımın değerini siz zaten yıllarca anlattınız ve artık işte günümüzde bu tabii ki yaşadığımız geçmiş dönemde yaşadığımız hatta hala da yaşıyor olduğumuz pandemiyle birlikte tarımın ve doğal üretimin gıdanın ne kadar önemli olduğunu anladık. Dolayısıyla buradaki bizden sonra da yani biz bu ürünleri üretip satmaya başladıktan sonra da çevremizde inanılmaz bir girişimci ekosistemi yaratmış da olduk aslında. Biz buna çok sevindik. Yine kuzenim Cahit'le birlikte buradaki yeni girişimci arkadaşlarımız bize kapımızı çalıp ya biz bu işi nasıl yapabiliriz dediklerinde biz ne biliyorsak elimizi taşın altına koyduk her zaman. Ne yapılması gerekiyorsa elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ben sizi tebrik ediyorum. Teşekkürler. Yani başkalarına da ilham olduğunuz için böyle bir ekosistem yarattığınız için de. Hı hı. Bakın söyleyeyim çok teşekkürler anlattıkların için. Gerçekten milli güvenliktir. Gıda güvenliği, milli güvenliktir. Dolayısıyla tarım ve tarımın önemini yıllarca anlatmamın bir toplumsal misyon olduğunun farkındayım. Buna devam etmek istiyorum. Bir kez her şeyden önce tarımın, toprağın, verimin ve ürünün ne olduğunu nihayet anlamaya başladık. Benim gittiğim yoldan şimdi herkes tarım konuşur oldu. Ama önemli olan gençleri uyandırmak, doğduğu topraklara geri dönerek ben ne yapabilirim sorusunu, acaba doğduğum topraklara ne katkı yapabilirim, neyi başarabilirim sorusunu bu sosyal medya çağında sormasının yolunu bulmalıyız, açmalıyız. Gençler uyanın. Atadan, dededen, babadan kalan o kadim bilgiyi alın ve üretime dönüştürün. Çünkü markalaşma hayal gücü demek. Hayal gücü çalışmayı gerektirir. Çalışmaksa insanı diri tutar. Bakın arkamdaki zeytin ağaçlarına ölmez ağacı diyoruz. Çünkü tohum insanı ölmez yapar. Çünkü toprak insanı diri tutar. Hep yaşarız. Hep çalışırız ve hep genç kalırız. Genç bir Türkiye'nin güzel hayaliyle. Manisa'dan, Kırkağaç'tan ben Cem Seymen. Herkese sevgiler.